misin savcım? İyiyim. Ne oldu ya böyle? O kiplere sen mi haber verdin? Ben haber verdim savcım. Mecbur kaldım. Mecbur bıraktın beni. Neye mecbur kaldın oğlum ya? Ben bilmiyor muyum senin neye gittiğini, baba ocağına neye gittiğini bilmiyor muyum ben senin? Dedim böyle gizemli gizemli konuştun benimle, ben bilmiyor muyum ya? Ne demek neye haber verdin? E tamam, doğduğum memlekete gidiyorum dedim. Babamla konuşacağım. Babamla konuşmaya gidiyordum ya. Ben bunun ne demek olduğunu bilmiyor muyum? Savcım bak, iyi bakmıyorsun sen. Hiç iyi bakmıyorsun. Ben senin gerçekten 30 sene sonra niye gidesin ya sen babanla konuşmaya? Şimdi mi aklına geldi yani? 30 sene geçmiş aradan. Ben senin neye gittiğini bilmiyor muyum? Ayrıca babanla konuştuktan sonra ne yapacaktın? Diyelim ki babanla konuşmaya gidiyordun. İnanmıyorum da. Sonra ne olacaktı savcım? Ben bilmiyor muyum ya senin sonrasında ne yapacağını? Babamla yüzleşmeye gidecektim. Konuşacaktık biraz. Onun gibi olmadığımı anlatacaktım ona. Başka bir şey yapmayacaktım. Sonra ne olacaktı? Ne yapacaktın yani? Sonra ne yapacaktın savcım? Hadi götür beni buradan. Bir hastaneye mi geçecektik savcım? Bir böyle olmaz. Bir hastaneye iç kanaman falan geçiriyorsa olabilirsin. Yok. Savcım bir... Otele gidelim boş. Bakar mısınız? Durum iyi değil mi? Ha? Boynum falan iyi mi? İyi iyi. Kolumda bir ışıklık var ama. Bir şey değil ya. Allah Allah. Memur arkadaşla bir şey konuşup geliyorum Sami. Memur bey. Ya size bir numara versem. Selim savcım kaza yaptı. Ama durumu iyi, hani kritik bir şey yok. Otele yerleştirdiler şimdi onu deyip... telaş etmemelerini de söyler misin? Tamam. Numara bu numara. Buraya götüreceğiz onu da. Onu da söylerseniz çok seviniriz. Tabii. Sağ olun. Yapacağınız bir şey yok değil mi? Yok. Kolay gelsin. Allah Allah. Araba, o arabanın hali ne ya savcım? Kimseye haber vermeseyim. Vermedim savcım. İyi tamam. Nereye gidelim, ne yapalım? Otele gidelim ya. Ya bir niye hastaneye gitmiyoruz biz seninle? Niye hemen otele gidiyoruz ya? Oğlum yok, iyiyim lan. Tamam, yok bir şeyim ya. Gideyim otele. Savcım bak, bu şekilde sinmiyor içime. O zaman beraber takılalım. Ben de otelde kalayım. Tamam tamam. Vallahi bak benim için artık endişelenme ya. Böyle bir şey değil yani, düşündüğün gibi bir şey değil. Lütfen. Nasıl bir şey savcım bak, sindiremiyorum ya. Seni böyle görmeye dayanamıyorum ya. Allah aşkına bir şey söyle. Sana bir şey söyleyeceğim. Seninle bu 3 senelik... bir süre zarfından sonra görüşmemizde eğer kalbini kıracak bir şey yaptıysam, inan ki seni düşündüğüm bir şey yaptım. Seni korumak için yaptım. Eğer yaptığım herhangi bir şeyden dolayı kalbin kırıldıysa hakkını helal et. Allah Allah. Ya sadece var olan hakkım helal olsun sana eğer varsa. De şimdi hadi bu lafları ben cebime koyup gidemem senin yanından ama yani. Bu şekilde olmaz. Ben seni tek bırakamam savcım. Vallahi billahi bırakmam ya. Allah Allah. Ölümü gör bırakmam ya. Veda konuşması değil lan. İçimi açıyorum sana. İçimi döküyorum. Öyle düşün. Benim içimi açacağım kimse yok şu an hayatımda. Senden başka kimseyle konuşamıyorum bunları. Bırak. Bana helallik vereyim. Helallik isteyeyim. Hakkımı helal edeyim sana. Tamam. O zaman şöyle hazır gözlerim içine bakarken bana bir söz ver, iyi ol. Tamam. Söz. Söz. Daha iyi olacağım. Hı. Daha iyi olmak zorundayım zaten. Mecburum, başka şansım yok. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.